Kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen çok kıymetli misafirlerimiz, sendikalarımızın kıymetli genel başkanları ve çalışma arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 6. dönem toplu sözleşmeye ilişkin ilk müzakere toplantısını yarın gerçekleştireceğimiz bileşikte sözleşmeli kamu görevlerine ilişkin yaptığımız araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaştığımız toplantı hayırlara vesile olur inşallah. Yaklaşık 4 milyona yakın personel kitlesini ilgilendiren kamu görevli personel sisteminin en önemli, en sorunlu alanı kuşkusuz kamuda kuşkusuz sözleşmeli personel istihdamı konusudur. İstisnai bir istihdam modeli olarak çıkarılan düzenleme 1980'den sonra mecrasından çıkarılarak zamanla büyük bir sorun haline dönüşmüş ve sözleşmeli personel istihdamı memur son olarak bizim de her zaman gündemimizde olmuştur. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın itiraz, talep ve teklifleri, çalışmaları sonucu 2011-2013 yıllarında 280 bin sözleşmeli kadroya geçirilmiştir. Ancak bugüne kadar devam eden yeni alımlarla 2017 yılında geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesiyle sözleşmeli personel sayısı her geçen gün artmış ve 500 bini aşmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerini dikkate alırsak Mart 2021 verilerine göre 3.487.629 kamu görevlisi içerisinden 523.047 personel sözleşmelidir. Kamu görevlileri içerisinde sözleşmeli personel oranı 14.99, yani 15'tir. %15'lik bir oran söz konusu. Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklar bakımından ikinci bir personel statüsü oluşturduğu, ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu durum çalışma barışını da verimliliği de olumsuz etkiliyor. Toplumsal planda memurluğun itibarını da bir anlamda zedeliyor. Statü hukuku, iş ve memur güvencesi, liyakat ve kariyer sistemi dışında bırakılan kamu görevlisi, sosyal hukuk devleti bağlamında ikinci sınıf kamu görevlisi algısı üretiyor. Kamu görevlileri arasında da ayrımcılık, kamu hizmeti noktasında belirsizlik, kamu yönetimi açısından da bir tutarsızlık olarak görüyoruz bu mevcut pozisyonu. Memur sen olarak yaşanan sorunlara göz, sorunu yaşayanların talep ve beklentilerine kulak kabartmanın oluşturduğu idari ve sosyal maliyeti sürekli olarak ifade ettik, gündeme getirdik, gündemimize tuttuk. Toplu sözleşmede, KPDK'da, her zeminde tepkimizi, teklifimizi gerekçeleriyle birlikte izah ettik. Mevcut durumu bütün yönleriyle vüzuha kavuşturmak için 2019 yılının Şubat ayında kamuda sözleşmeliliğe son şurası gerçekleştirdik. Ve durumun kamu boyutuyla MR'ını, tabiri caizse fotoğrafını çektik. Şura sonrasında eğitim, diyanet, sağlık alanlarında sınırlı olmak üzere 4+2'ye tabi personel 3+1'e indirildi ve bunu kerhen olumlu karşıladık. Olumlu bir adım olması vesilesiyle ama yeterli bulmadık. Memur sen olarak bu olumlu adıma destek verirken sözleşmeli sistemden vazgeçilmeli ve kadrolu talebimizde ısrarcı olduğumuzu her defasında ifade ettik. Çözüm çabalarına yeni bir aşama kazandırmak ve sözleşmeli personelin yaşadığı sorunlara ilişkin daha doğrudan yüzleşmeyi sağlamak amacıyla 18-26 Haziran 2021 tarihi içerisinde 5.330 sözleşmeli kamu personeliyle sözleşmeli kamu görevlilerinin sorun ve beklentileri araştırmasını gerçekleştirdik. Bu bizim sözleşmelerle ilgili yayınladığımız ikinci rapor düzeyinde çalışma olmuş olacak. Elinizdeki rapor esasen sadece kamu görevlilerinin değil, Türkiye'de sosyal bir sorun haline gelmiş, tüm herkesin ilgilendiren, 500 bini aşmış insanın sorunu olan bir sosyal sorunu ele almakta ve verdiğimiz mücadelenin her aşamasını da az çok ifade etmektedir. Değerli dostlar, kamu görevlisi açısından statü hukuk içerisinde 4A statüsünde bulunma
kamuda bütünlüğü sağlama açısından son derece önemlidir. Diğer türlüsü çelişki üretmekte. Yaşanmış olan çelişkiler şu an tekraren bir daha yaşanmaktadır. Bunu bitirmek ve bu çelişkiyi ortadan gidermek gerekiyor. Bu açıdan yaptığımız 5000 aşkın sözleşmeli personelle yaptığımız araştırmadan bazı hususları sizlerle paylaşmak isterim. Sözleşmeli personel istihdamı asli değil, istisnai bir istihdam türüdür ve öyle de kalmalıdır. 2000 yılından günümüze sözleşmeli personel sayısında yaklaşık 50 kat artış gerçekleşmiş gözüküyor. Onun için araştırmaya katılan sözleşmeli kamu görevlerinin %86.3'ü sözleşmeli istihdamın asli gerekçesi olan istisnai istihdam pozisyonuna çekilmesi gerektiğini ifade ediyor. Mevcut haliyle sözleşmeli istihdam kamu görevlileri arasında ayrımcılık üretiyor. Bu açıdan araştırmaya katılanların 87.3'ü gibi ezici bir çoğunluğu sözleşmeli personel istihdamının mali, sosyal, özlük hakları ve benzeri hak ve menfaatler ile çalışma şartları yönünden eşitsizlikler ürettiğini, ayrımcılığa neden olduğunu ifade ediyor. Mevcut haliyle sözleşmeli istihdam saygın iş ve insan olduğuna yarışır, ücret ilkesinden de bir sapmadır. Bu araştırmaya katılan personelin %82.6'sı tarafından da teyit edilmiş ve bu konuda çarpıcı bir oran ortaya konulmuş gözüküyor. Bu açıdan ücret boyutuyla da bazı sıkıntılar yaşanmıyor diye sözleşmeliler nedeniyle brüt ücret üzerinden vergi matrağı uygulamasında sözleşmeliler kadrolardan farklı olarak 2 ve 3. aydan itibaren vergi dilimine yakalanıyor ve kaşıkla alınan kepçeyle geri çekilmiş oluyor. Bu açıdan haklarda eşitsizlik sorunu sözleşmelileri 2. sınıf kamu görevlisi pozisyonuna düşürüyor. Sözleşmeli personelin %82.5'i sözleşmeli istihdamın neden olduğu eşitsizlikler yüzünden kendisini 2. sınıf kamu görevlisi olarak hissettiğini ifade ediyor. Güvencesizlik, kamu görevlisini belirsizlik ve geleceksizlik anaforunun da içerisine bırakıyor. Bu açıdan sözleşmeli personelin %85.1'i çalışma ve aile hayatı konusunda geleceğe yönelik planlama yapamadığını, belirsizlik içerisinde bulunduğunu ifade ediyor ve bu da mutsuzluğa sebebiyet veriyor. İnsanların iç huzuru olmazsa iş huzuru falan olmaz. Onun için iç huzurunu temin etmenin yolu bu ayrımcılığı ve belirsizlik anaforunu ortadan kaldırmaktan geçiyor. Sözleşmeli personel istihdamı memurluğu kariyer mesleği olmaktan da çıkarıyor. Bu açıdan %65.8'i görev aldıkları kurum ve kuruluşlarda mevzuatına, uygulamalarına göre yöneticilik göreviyle ilişkilendirme haklarının olmadığını ifade ediyor. Sözleşmeli personelin görevde yükselme sınavına girememesi, aynı işi yapan kadrolu kamu görevlisiyle arasında aşılmaz bir duvar oluşturuyor. Burada kimse keramet aramasın. Bu mutsuzluk üretiyor, hedefsizlik üretiyor. Dolayısıyla sözleşmeli personel kamuda şu faydayı sağladı denilecek hangi husus varsa onu açık açık konuşmaya hazırız. Çünkü rapor da bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Sözleşmeli personelin verdiği, bu anlamda yaptığı tercihler ve verdiği bilgiler doğrultusunda. Mevcut haliyle sözleşmeli istihdam, yöneticilikte liyakatin sağlıklı bir şekilde uygulanmasının da önünde engel. Araştırmaya katılan çalışanların 53.1'i kariyer planlaması ve liyakat ilkeleriyle sözleşmeli personelin uyumlu olmaması nedeniyle yeni bir sınava çalışıp kurum değiştirme arayışı içerisinde. Başka bir kurumda kadrolu çalışma arayışı içerisinde. Çünkü ortada şöyle bir durum var. Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına giremediği için ona Cem Karaca'nın söylediği gibi şarkısında işçisin sen, işçi kal der gibi yıllarca kurumda aynı pozisyonda bekleyecek. Halbuki liyakati ve yeterliliği bu anlamda yüksek olsa da isterse ordinalist profesör olsun o kurumda görevde yükselme sınavına girememektedir. Bunun savunulacak hiçbir tarafı söz konusu değil. Kaldı ki rapordaki veriler de bunu doğruluyor. Sözleşmeli istihdam devletin hafızasını da yok ediyor. İdarede sürekliliği de tehdit etmektedir. Kamu personelinin 79.4'ü sözleşmeli istihdamın kariyer ve liyakat ilkeleriyle desteklenmediği için kurumlarda ileriye dönük bilgi, birikim ve hizmet kalitesine de
hizmet etmediğini söylüyor. Tayin ve kurum içi yer değiştirme sorunu sözleşmeliler için bir eziyete dönüşmüş durumda. Araştırmaya katılan sözleşmelerin 63.3'ü yer değiştirme hakkının olmadığını söylüyor. Sorun yaşayan kitlenin büyüklüğü sosyal maliyetin de büyüklüğüne işaret ediyor diye düşünüyoruz. Sözleşmeli istihdam aile yapısını bozuyor. Anayasanın aile bütünlüğünü sağlama konusundaki amir hükmüne ters hareket ediyor ve bu açıdan toplumun temelini de bir anlamda tehdit ediyor. Toplumun temeli ailedir. Aile bütünlüğünün sağlanmadığı yerde bu anlamda toplumun temeli de teminat altında değildir. %95.9'u, neredeyse %100'e yakını bu anlamda aile yapısını ve ilişkilerini sözleşmeli sistemin bozduğunu söylüyor. Ve eş tayini noktasında ciddi sorunlar yaşadığını, ailelerin parçalandığını, çocukların anne ile baba arasında arafta bir yerde kaldığını net olarak ortaya koyuyor. Bu açıdan sürdürülemez bir modelden ve uygulamadan bahsediyoruz. Öncelikli sorunlar araştırmamıza göre sözleşmeli personelin öne çıkardıkları sorunları ve talepleri şunlar. Vergi dilimi ve sosyal güvencede kadrolularla aynı haklara tabi olmayı istiyorlar. İstifa sonrası kuruma geri dönüş hakkının bulunmasını bekliyorlar. Ücretsiz izin hakkının olmasını, kademe derece ilerlemesinin bulunmasını, yönetici pozisyonunda görevlendirilebilmesini ya da atanabilmesini, yönetici yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına girebilmeyi, eş tayin hakkının, arazi tazminatı hakkının olmasını, yurt dışında eğitim ve görevlendirme hakkının bulunmasını, başarı belgesi alabilmeyi, kurumlar arası yer değiştirme hakkının olmasını sözleşmeli personel de doğal olarak istemektedir, beklemektedir. Burada öncelikler devletin de bu konuda aciliyet kesmeden sorunlar karşısında önceliğine ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Sözleşmeli istihdam mevzuatının çokluğu ve karışıklığı da bilgi sorunu da hak kaybını beraberinde doğuruyor. Yani ne demek istiyoruz? Sözleşmeli personelin 1/3'ü kendi sözleşmeli statüsü ile kadrolu istihdam arasındaki hukuki kaynakları, dayanakları ve gerekçelerini bildiğini söylüyor ama 1/3'ü bundan habersiz. Bunun temelinde çok fazla sözleşmeli türünün ve hukuki dayanağının olması yatıyor. Bu durum hak savunusunu zorlaştırdığı gibi hak kayıplarına da neden oluyor. İnsanlar fark ettiğinde feveran ediyor ve feryada basıyor. Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki sosyal, mali, özlük hakları konusunda ise bilgi sorunu var ve ben bu işi biliyorum diyen %58.1, kısmen bilenler 34.1, geri kalan olayın farkında bile değil. Ancak sorunla yüzleştiğinde anlıyor meseleyi. Bunun nedeni sözleşmelilerin ayrımcılığa neden olan farklılıkları bizzat yaşayarak deneyimlemiş olmaları, yanı sıra bilgi düzeyi ve farkındalığın yüksek oluşunda memur olarak yaptığımız araştırma sahadaki çalışmaların çok önemli bir katkı sunduğunu ve bilgi düzeyini artırdığını görüyoruz. Süreli süresiz sözleşmeli ayrımı da sorun içinde sorun. O da ikinci bir mesele. Onun için araştırmaya katılanların %87.7'si süreli süresiz sözleşmeli ayrımını da doğru bulmuyor. Bu açıdan kendilerini zaten kadrolar karşısında ikinci sınıf hisseden sözleşmeli personelin süreli sözleşme hakkından kerhen olarak da ayrıca kapsam dışı bırakılmış olmasını da ikinci bir eşitsizlik olarak görüyor. Onun için bu keşmekeşin, bu dağınıklığın düzeltilmesi gerekiyor ve sözleşmeli istihdamı tercih ve ısrarının makul bir gerekçesinin olmadığını %70'i çok net olarak araştırmada betimliyor. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen çok kıymetli misafirlerimiz, araştırmamıza yansıyan bu sorunlar dışında ayrımcılığı belirginleştiren, sorunu derinleştiren, daha spesifik karakterdeki sorunları ve sonuçları kamuoyuna açıkladığımız raporun tamamında bulabiliriz. Ben izninizle ifade ettiğimiz sorunların çözümüne dair katkı ve önerilerimizi bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Çünkü tam paylaşacak zeminde bulunuyoruz. Yarın ilk müzakerelere başlıyoruz. Ayın 22'si itibariyle kamunun tamamını ilgilendiren, emekleri ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci var ve 22'sinde süreç
noktalanmış olacak, olumlu ya da olumsuz. Bu açıdan bunun çözüm merceği bu masa, toplu sözleşme masası. Bu açıdan raporumuzu da verileri de dikkate alarak tekliflerimizi, taleplerimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Diyoruz ki sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, en kolay, en kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamı benimsemektir. Kamuda personel rejimi 4A ve 4D şeklinde olmalı. Geri kalanlara bu anlamda çok fazla sapılmamalı. İstisnai denilen uygulama istisnai kalmalı. Ana erter bir yola dönüştürülmemeli. Bütün sözleşmeli personel de ivedilikle kadroya geçirilmeli. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar, çünkü o bir süreç gerektirebilir. Bu anlamda sözleşmeli personelle kadro personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler toplu sözleşme masasında giderilebilir. Onun için bu imkan mutlaka ama mutlaka değerlendirilmelidir. Bu kapsamda sözleşmeli personel liyakat ve kariyer sistemine dahil edilmeli ve bu çerçevede görev yükselmeli ünvan değişikliği sınavının önü herkes için açılmalı ve kadrolu olmak için sınavlara bir daha çalışıp başka bir kuruma geçmek gibi bir arayış da olmamalı. Normal tayin hakkı olmayan sözleşmeli personele mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verilmeli ve aile bütünlüğünü bozan bu yaklaşım terk edilmeli. Terfi, nakil, izin hakları, iş sonu tazminatı, disiplin cezaları mutlaka ama mutlaka gözden geçirilmeli. Aynı kanun ya da KYK'ya tabi olup aynı işi farklı kurumlarda yapanların ücretlerindeki makas ortadan kaldırılmalı. Sözleşmeli personelin kadrolu personeli yararlandığı tazminatlardan, arazi, sosyal denge, iş sonu ve benzeri ödemelerden yararlanması konusunda hiçbir kısıt bulunmamalı. Sözleşmeli personel ünvan değişikliği sınavından kaynaklanan mesleki kıdeminin sıfırlanması sorunu da çözülmeli. Bu konuda kaybedilmiş haklar geriye dönük iade edilmeli. Dolayısıyla geçmiş geçmişte kaldı, yeni bir milat başlatıyoruz gibi bir yaklaşım ortaya konulmamalı. Oluşabilen mağduriyetler geriye dönük de giderilebilmeli. İstifa eden sözleşmeli personele dönüş hakkı verilmelidir. Sözleşmeli personelin ücretlerinin vergi dilimleri kadrolarda istediğimiz gibi yeniden düzenlenmeli ve temel talebimiz %15'te sabitlenmeli. Aşan kısım mutlaka ama mutlaka kamu görevlisine iade edilmelidir. Sözleşmeler içerisinde sorun içerisinde sorun dediğimiz süreli süresiz konusuna değinmişken raporumuzda da yer verdiğimiz 4B statüsünden 4C statüsünden 4B'ye bir önceki KPDK toplantısı marifetiyle geçirilen bizim talebimiz ve ısrarımız sonucu bu 4C'yi kaldırın. Bu mutsuzluk üretiyor. Dolayısıyla verimsizlik, insanlar da bu anlamda belirsizlik yaşadığı gibi aynı zamanda ücretlerindeki dengesizlik dolayısıyla da çok büyük sorunlarla yüzleşiyorlar. Bu 4C'yi kaldıralım. Teklifimiz ve ısrarımız da 4B'ye aktarılırken tam olarak aktarılmayıp defolu bir şekilde aktarılıp 4CB diyebileceğimiz ucube bir arafta pozisyonda bırakıldılar. Ek ödemelerini alamadılar. Bundan dolayı da sıkıntı ve sorun yaşanıyor. Masa bu anlamda bu çarpıklığı da düzeltmek için en önemli fırsattır. Bu konuda da elimizden gelen gayreti ortaya koymuş olacağız. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, sözleşmeli kamu görevlilerinin sorun ve talepleri araştırmasına ilişkin verileri net olarak ortaya koyduk. Masada da bu veriler ışığında bahsettiğimiz sorunları sıfırlamaya, sözleşmeli personeli kadroya geçirmeye yönelik yoğun bir gayretimiz olacak. Ben bu açıdan bu araştırmaya emek veren, katkı sunan Memur Sen Akademi ekibimize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlarımıza teşekkür ediyorum. EPSAM ekibine teknik desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikalarımızın eğitim sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcılıklarını ve çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kolektif yapılan bir çalışmanın verisini sizlerle, kamuoyuyla paylaşmış olduk. Gerisini inşallah toplu sözleşme masasında toparlarız diye ümit ediyorum. Kamu işverene de buradan bu çağrımı bir kez daha yineliyorum. Bu sorunu masada çözelim ve büyük bir
sosyal yaraya doğru giden konuyu masada bitirelim ve mutluluğu üretelim diyorum. Bu açıdan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Her zamanki uyguladığımız yöntemle raporumuzu basın mensubu arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Sanırım arkadaşlarımıza rapor dağıtıldı. Basından arkadaşlarımız dağıttılar mı? Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun arkadaşlar.